Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir süre önce jet ile gerçekleştirebildiğiniz rez ile de gerçekleştirebiliyordunuz ama o kadar kolay değildi. Bir split bug'ını sizlere göstermiştim. Hani bu bug'dan kaynaklı olarak da harita geçici süreliğine rekabetçi maçlardan kaldırılmıştı. Bu hani bu split'in tamamıyla dereceliden kaldırılmasından öncesinden bahsediyorum. Biraz uzun bir cümle oldu. Benzer hatalar başka haritalarda da karşımıza çıktı. Breeze ve özellikle Icebox'ta gerçekleştirebildiğiniz bu hata sayesinde mükemmel bir pozisyon avantajı sağlayabiliyorsunuz. Bir mid tarafından gerçekleştirebiliyorsunuz. Kolay değil yapması ve pozisyon alma açısından biraz daha zor olabilir. Fakat ne denir 2v2 tarzı 1v1 tarzı durumlarda belki mükemmel bir pozisyon avantajı sizlere sağlayabilir. Bu arada araya da sıkıştırayım. Eğer bu hata çok sık kullanılırsa jet geçici süreliğine dereceli maçlardan kaldırılabilir. Birden fazla haritada gerçekleştiği için haritaları kaldıracaklarını zannetmiyorum. Şu an zaten dereceli de aktif olarak 6 harita Var. Evet 102 size o kadar önemli gelmeyebilir ama Icebox'takini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz ve düşmanlarınızın ilk etapta bakmayacağı bir noktaya çıkabiliyorsunuz. Pipes'ın alt tarafına direkt bakıyorlar ama bu çıkabildiğiniz noktaya direkt olarak bakmıyorlar. Dolayısıyla tehlikeli bir hata olduğunu söyleyebiliriz. Ben yine bu videoyu rapor olarak da göndereceğim. Muhtemelen 5.01 bir güncellemesiyle birlikte bu piksel bakları ortadan kaldıracaklardır diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum bu hata çok fazla kötüye kullanılırsa jet geçici süreliğine dereceliden kaldırılacaktır. Yapmadıkları şey değil sonuç bu olacaktır. Bununla birlikte Ascent haritasının pencerelerinde bir sıkıntı var. Bu pencerelerden içerisinden skilllerinizi geçirebiliyorsunuz. Hani mükemmel bir hata mı derseniz yani kullanışlı bir hata değil. Yani kötüye kullanılacak çok fazla kötüye kullanılacağını zannetmiyorum öyle söyleyeyim. Ama bu tarz bir hata olduğunu bilin. Bir anda hiç beklemediğiniz bir yerden kafanıza bir skill gelirse bu şekilde gerçekleştiğini anlayabilirsiniz. Son olarak Valorant'tan çıkış yaptığınız zaman Discord'unuzun geçici süreliğine ne denir? Kendini kapatması mı denir? Dur, kendini durdurması mı denir? Bu tarz bir hata gerçekleşiyordu. Arkadaşlarınızın sesini alamıyordunuz. Onlar sizin sesini alamıyordu. Dumpy'den de ben de bir tweet atmıştım. Bu tweet'e cevap geldi. Yani bir çözüm önerisi olarak şu an karşınızda gördüğünüz çözümü kullanabilirsiniz. Discord'da ses ve video ayarlarının en altındaki ayarlar kapalı olunca bu sıkıntı yaşanmıyormuş. Eğer düzenli bir Discord kullanıcısıysanız öncelikle tabii ki de Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ardından bu soru, soruna çözüm bulabilirsiniz yani bu şekilde. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.